Tunus devrimi, Cezayir devrimi, Gana devrimi, Mau Mau ayaklanması, Afrikalılardan sonra belki de en çok Arapgir ahalisini heyecanlandırmıştı. Çünkü Afrika devrimlerini müthiş bir aşk, şevk, coşku ve belagatle takdim eden Arapgir postası başyazarı Fethi Gemuhluoğlu, Arapgirlileri Afrikalı devrimcilerle yoldaş olduklarına ikna etmişti. 7 Eylül 1956'da Cezayir mücahitlerine selam yolladı. 22 Mart 1957'de Afrika'da yeni bir devletin, Gana'nın kuruluşunu müjdeledi. 19 Nisan 1957'de Büyük Britanya İmparatorluğu'nun Afrika'daki devrimci hareketlerle sarsılmasını kutladı. 28 Nisan 1957'de uyanan Afrika'nın altını kalın çizgilerle çizdi. Recep Tayyip Erdoğan 2007 yılında Etiyopya'daki Afrika Birliği zirvesine katıldığında kelli felli pek çok siyasetçi, siyasi analist ve köşe yazarı orada ne işi var, memleketin sorunlarıyla uğraşsın demişti. Kapitalizmin ve emperyalizmin küreselleştiği bir dünyada memleket meselelerini çözebilmek için Etiyopya'ya kadar gitmek gerektiğini akıllarının ucundan bile geçirmiyorlar. Fethi Gemuhluoğlu ise daha 1950'li yıllarda Afrika ülkeleri İngiltere ve Fransa'dan yeni yeni bağımsızlıklarını ilan ederken Anadolu'da Malatya şehrine bağlı bir dağ kasabasının mahalli gazetesinde muhkem bir Türkiye-Afrika hattının duygusal ve entelektüel temelini atmakla meşguldü. Arapgir postasında Fethi Bey'in, Fethi Gemuhluoğlu'nun rahmetlinin 1956'da başlayıp 60 yıllarına kadar sürdürdüğü değişik tarihlerde aralıklarla yazdığı yazılar var. 30 civarında bir yazısı var. Yalnız bu yazılarının ağırlığı Afrika üzerine, Afrika'daki ülkeler üzerine, oradaki sıkıntılar üzerine, kısmen de Arapgir ve gurbet üzerine yazdığı yazılar var. Tabii ki Afrika üzerine yazdığı yazılar bugün ne kadar isabetli yazılar olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Nitekim son olarak Başbakanımız, o dönemki Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Gabon ziyareti sırasında Gabon Meclisi'nde yaptığı konuşmada da rahmetli Fethi Bey'in uyanan Afrika konulu yazısına atıfta bulunması ve Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki bağın pekiştirilmesi gerektiğini vurgulaması, Fethi Bey'i orada yad etmesi de Arapgir postasını da dolayısıyla yad etmesi bizi gururlandırdı. Tunus ve Türkiye, Cezayir ve Türkiye, Gana ve Türkiye, Sudan ve Türkiye arasında hayırlı ve mesut inkişaflar beklediğimizi belirtmek vazifemizdir, diyordu Fethi Gemuhluoğlu. Afrika'ya basiret ve dikkatle yeni ve hassas bir zihniyetle eğilmekte büyük maddi ve manevi menfaatlerimiz vardı ona göre. Kur'an'ın ışığında Allah rızası için tekrar tekrar, döne döne, yana yıkıla Afrikalıların kurtuluş savaşlarını yazdı. Dinleri, dilleri ve ırkları ne olursa olsun, yeryüzünde her milletin istiklal ve hürriyetine kavuşması bizleri istiklalin kara sevdalı aşığı bir millet olarak ancak mesut eder. Mücahit Tunuslu kardeşlerimize Anadolu'nun bağrında hür insanların yurdu olan bir dağ kasabasından Arapgir'imizden selam ve iyi dileklerimizi yolluyoruz. Güneybatı Afrika'da halkının büyük bir kısmı Müslüman olan Altın Sahilleri bölgesinde Gana adlı bir devlet kurulmuştur. Gana devletinin idealist başvekili Dr. Kwame Nkrumah, Akra'da Sunday Times gazetesinin muhabirine verdiği beyanatta
Gana devleti bazı müstemlekelerde ve diğer medeni memleketlerde cari olan ırk tefriki yüzünden ızdırap çekmekte olan zencileri mülteci sıfatıyla sinesine basma hazırdır demiştir. Bu yeni devlet ve bu yeni kanaat uyanan Afrika'yı vuzuhla göstermesi bakımından da ibret ve dikkatle takibe yetecektir. Akra'da yapılan şenliklerde hükümetimizin de bir büyük elçimizle temsil edildiğini memnuniyetle belirtmek isteriz. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Cezayir'de bir ölüm dirim savaşı, bir cihad-ı ekber başlamıştır. Mazlum Cezayir halkının istiklal türkülerinde ve İslami coşkunluklarında taşlı topraklı, bıçaklı yumruklu, çoluklu çocuklu cidal yıllarının bu göz yaşartıcı beraberliği engin ve hamleli bir şekilde terennüm edilmelidir. Yerli halkların davası sadece topraklarının daha fazla kirlenmesine razı olmadıkları için müstebbileri sürüp çıkarmaktır. Afrika milletlerinin artan bir hız ve diş gıcırtısı ile benimsedikleri beyaz düşmanlığının dibinde İngiliz ve Fransızlara karşı besledikleri düşmanlığı ve intikam hırsını haklı görmek lazımdır. Afrika Afrikalılarındır prensibinin hareket noktasında da müstebbilere karşı girişilen istiklal ve hürriyet mücadelesine ait kararlı ve değişmez ifadeyi bulmak kabildir. People, especially Turks or Turkish people, are unaware of the African origins of their history, of the history of the region. Africa has always exerted, as you know, Hakan, a considerable amount of influence on the politics of the region, cultural, economic, as well. Egypt, for a long time, was in ancient times considered a major power in the entire region and influenced empires from Babylonia to Persia to Greece. So the Anatolian Peninsula, where modern Turkey is now, Hakan, has always had a role in African history. We are all Africans, Hakan, as some of us might reluctantly refuse to recognize. But as you well know, what we are going through today in the region is a direct consequence of this failure to understand this history. In Fatih, Gamu Loglu was one of the first Turkish writers to recognize this. Sovyet çizmeleri altındaki Macaristan'ı da yazdı Fethi Gemuhluoğlu. İngiliz vahşetine karşı direnen İrlanda'yı da yazdı. Kıbrıs ve Keşmir'i yazdığı gibi. Ve emperyalistlerin yıkılışını müjdeledi. Asırlardır değişik ırklara mensup çeşitli milletleri ve cemaatleri sömüren, ülkelerinde güneş batmayan müstemlekelerin ve müstamelelerin korkunç sahibi Büyük Britanya İmparatorluğu'nda artık güneş kaybolmak ve çekilmek üzeredir. Roma ve Osmanlı İmparatorlukları gibi hukuk, ilim, ahlak, aşk ve imanı, yani bütün meseleleriyle insanı büyük ve sağlam nizamlara, tarihi müesseselere istinad ettiren imparatorluklar için dahi mukadder olan zeval, derin bir sarsıntı ve çözülme içinde bulunan Büyük Britanya içinde mutlak ve muhakkak olarak hükmünü icra edecektir. Garp emperyalizminin bütün vahşet ve dehşetlerine tevessül ettiği halde Cezayir'deki istiklal ve hürriyet hareketleri nasıl artan bir hızla devam ederek Fransa'yı dize getirecekse, Uganda'daki Mau Mau mücadelesinden İrlanda'daki cumhuriyetçi hareketlere kadar imparatorluk topraklarına yayılan ateşle devam edecektir.
Nihayet her gün Fransa'ya 4 milyon dolara bir yığın askere mal olan bu işkencede Fransız analarının ve fakir Fransız vergi mükelleflerinin de sabrı tükenebilir. Oğullarını Afrika sahillerinde veya çöllerinde bırakanlar ile vergi yükünün zorladığı halk kitleleri de yakında Cezayir meselesinde hükümete karşı olanlara iltihak edeceklerdir. O zaman yeni hükümetler düşecek, fakat yeni hükümetlerin kurulması gecikecektir. O zaman kin yorulacaktır, dehşet yorulacaktır, ölüm yorulacaktır. Halbuki ebedi bir koşuya yeni başlayan Cezayirlilerin ezeli kararları değişmeyecektir. Karar istiklal üstünedir. Kavga hürriyet üstünedir. Cidal yaşamak üstünedir. O zaman Fransa'da hükümetler düşecek, sükun bozulacak demiştik. Düşenleri itişenler takip edecektir. O zaman utanç içinde, yüzleri önlerinde Cezayir kıyılarından vapurlarına ve zırhlılarına binmek için itişenler görülecektir. O zaman Fransa semalarına bir utanç bulutu çökecektir. Ve bu utanç onları çökertecek ve çökertecektir. Bağlanma adlı kitabında Fethi Gemuhluoğlu'na bağlılığını ilan eden devrimci şair ve yazar Nuri Pakdil de ağabey Fethi Gemuhluoğlu gibi Afrika devrimlerinin altını kalın çizgilerle çiziyordu. 1972 yılında yayınlanan Batı Notlarında diyordu ki: Afrika'daki bağımsızlık eylemleri masaldaki devin uyanışını andırıyor. İlgi duymalıyız Afrika'daki bağımsızlık hareketlerine. Kaldı ki oralar hiç de yabancı yerler değildi bizim için. Tarihsel yönden Afrika anılar yurdudur. Peygamberin yanında onun buyruğunu uygun olarak Tanrı öğretisinin bildirisi ezanı ilk kez okuyan Afrikalı Bilal değil midir? Peygamberin bu seçiminde ezanı aleni olarak ilk kez bir Afrikalı Müslümana okutuşunda Müslümanlar için Afrika'ya bir işaret, Afrika'ya dikkat ediniz bilgeliği yok mudur? Türkiye'li büyük mütefekkir, Afrika aşığı Fethi Gemuhluoğlu'nun ifade ettiği gibi dinleri ve ırkları ne olursa olsun yeryüzünde her milletin istiklal ve hürriyetine kavuşması bizleri istiklalin kara sevdalı aşığı bir millet olarak ancak mesut eder. Afrika, sapanına taş yap beni Afrika. Ağzım kanayan yaranın ağzı olsun da kıtaları, okyanusları kana bulayan haykırışlar çıkarsın. Dizlerim çöken yapının altında eğilip bükülen ama ayakta kalan sütunların olsun senin. Afrika, sapanına taş yap beni Afrika.